Herkese merhaba. Kısaca kendimi tanıtmakla beraber oyunlarda UI UX tasarımının önemini konuşacağız. Kendimi de tanıtayım. Ben Burak Soy'dan UX UI artist olarak çalışıyorum. Birçok mobil ve bilgisayar projesinde de çalıştım. Gerek yurt içi gerek yurt dışında. Şu anda Hamlet Games'te Lead UX UI artist olarak çalışıyorum. Bir mid-core mobil oyun projesi geliştiriyoruz. Hit and Boom isimli. Ondan da bazı görseller göstereceğim. İlerleyen slaytlarda. Kısaca bir UI UX tasarımında nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik bir panel olacak. Çok daha spesifik taraflarına da kısaca değineceğim. Mesela renk körlüğü olabilir, ulaşılabilirlik tarafları olabilir. Buna göre zamanımız el verdiğince bilgi vermeye çalışacağım size. Bunun dışında gerçekten ilgisini çekenler bu sunumdan sonra yukarıdaki UI UX eğitmen kanalına da Game UI UX Turkey şu anda Game UX UI arşivi topluluğuna da ilgilenenleri davet etmek istiyorum. Oraya da Discord linkini bırakabilirim. Daha fazla UI UX yönünde araştırma yapmak isteyenler, gelişmek isteyenler burada birçok kaynak bulabilirler. Bir kütüphane, bir networking görevi görüyor. O taraftan da Discord davet linkini bırakıyorum. Aynı zamanda birçok UX daha çok oyun geliştirme de taraflı birçok söyleşi ve yeni seriler başlatacağımız Pikselli Kafalar Podcast yayınlarımız da var. Ona göre Discord kanalı da var ama Spotify ve diğer podcast taraflarından da ulaşıp dinleyebilirsiniz. Onu da linkini öncelikle bırakıyorum. İlgisini çekenler bakmasını tavsiye ederim. Şimdi sunumdan devam edelim. İlk önce çok temel bilgi olarak kullanıcı deneyimiyle kullanıcı arayüzünü tam olarak farklarını bilmeyenler için çok kısa değineyim. UX tamamıyla arka planda kullanıcıların hani deneyimini kurgulayan, deneyimi nasıl onlara duyuracağımız, nasıl hissetmelerini sağlayacağımız tarafları tasarlayacak bir bölüm. UI ise tamamıyla görsel tarafta. İşte butonları, ikonların nasıl gözükeceği, nasıl kullanıcıya bunu anlatacağımız, işte animasyonlarının nasıl olacağı yönü. Yani UI tamamıyla ön plan, tamamıyla görsel taraf. UX ise o deneyimi nasıl sunacağınıza bağlı bir taraf oluyor. Bu şekillerde UX'e aslında neredeyse her şeyi alabiliriz. UI da dahil UX içine. Çünkü bizim en baştaki önceliğimiz kullanıcılara iyi deneyim sunmak. Her şeyi anlamalarını sağlamak oyunda. Çünkü hani belki buradaki herkesin veya tanıdıklarının başına da gelmiştir. Bir oyuna girince bir kullanıcının sonuçta her kullanıcı hani belki bir hardcore oyuncu olmayacak, daha casual olacak. Belki hyper casual oyuncusu olacak. Belki tamamıyla Dark Souls gibi oyunlar da oynuyor olacak. Hani bunları tamamıyla o sıradaki kullanıcı deneyimine göre ayarlamak ve bildirmek gerekiyor. Ona göre de araştırmalar yapmak gerekiyor. Kısaca deneyim tasarımının temelleri, nasıl bir işleyişi olduğunu kısaca anlatmak gerekirse ilk önce bir aynı game design'da olduğu gibi işte art stilini de seçerken belli bir sonuçta bir kullanıcıya yönelik bir iş yapıyorsunuz, bir ürün oluşturuyorsunuz.
oyunda. Ve bir kullanıcı araştırması yapmamız gerekiyor. Hani daha çok erkeklere yönelik bir oyun mu olacak, kadınlara yönelik bir oyun mu olacak, daha genç yaş mı, daha yaşlılar mı, veya gelir düzeyi mi? Çok geniş şekillerde bir kullanıcı araştırması yapmanız gerekiyor. Mümkün olduğunca ki hedef kitlenize yönelik bir tasarım dili, bir işleyiş, bir oynanabilirlik sunun diye. Bundan sonra da genel olarak rakiplerin incelenmesi tarafına bakmamız gerekiyor. Bizim rakiplerimiz var mı? İşte düz şekilde bir match tree bir oyun mu oluşturuyoruz veya bir brawl oyunu mu oluşturuyoruz veya bir okey ya da tavla oyunu mu veya daha büyük strateji oyunu mu geliştiriyoruz? Rakiplerimizin bir incelenmesi gerekiyor. Ne tarafta daha hata yaptıklarını hem bizim incelememize göre, bizim oyunun mekaniklerine göre ama tabii ki daha çok kullanıcı taraflı yorumlarına bakarak neyi daha çok kullanıcılar sevmiş, neyi daha çok sevmemişler, nerede sıkıntı yaratmışlar ya da bu oyunlar önceden neyi ekleyip sonra onu çıkarmışlar ya da neyin üstüne ev güncellemeye gitmişler, eklemişler ve bu deneyimi daha iyi sunmuşlar ona. UX tarafı zaten bunu anlatırken de biraz kafanızda oluşmuştur. Game design tarafına da çok bağlı bir şey deneyimi oluştururken. Bu yüzden de o game design tarzı şeylere de bayağı yakın koşullar içeriyor. Bunları bir ortalama belirledikten sonra zaten hep değişen bir şey olduğu için UI ve UX'i geliştirmek. Hani ne yazık ki öyle işte 1-2 ayda birkaç buton koyduk, bu tamam daha iyisi olamaz gibi bir durum olmuyor. O yüzden tamamıyla kullanıcıların hani o çekirdek kullanıcılarınızın ya da sonradan gelen kullanıcıları nasıl oyunda tutacaksınız, o deneyimi nasıl devam ettireceksiniz? Hep bunun araştırması gerekiyor ki kullanıcıları daha çok oyunda tutabilelim. Ve haliyle oyunumuz daha çok kullanılsın. Bütün bunları ortalama bir şekilde belirledikten sonra bir wireframe, bir şema oluşturuyoruz. Tüm menülerimizin, butonlarımızın, ikonların nerede durduğu ile ilgili, nereden geçileceği ile ilgili. Bu gerçekten geniş araştırmalar sonucu yapılan bir şey aslında. İşimizi daha hızlandıran, kolaylaştıran konular o rakiplerin incelenmesine de bağlı olarak gelişiyor. Rakiplerinizi kesinlikle tutmuş ve sizde de benzer şekilde mekanikler varsa onları alıp daha iyileştirip ya da kendinize göre döndürebiliyorsunuz. Ama sonuçta rakiplerinizde olmayan ya da başka oyunlarda görmediğiniz mekanikler veya bazı şeyler anlatmanız gerekebilir. Bu çok daha fazla araştırma ve testle mümkün oluyor. İşte içeride stüdyoda ya da takım arkadaşlarınızla sürekli deniyorsunuz. Farklı kişilere, hiç bilmeyen kişilere hiçbir şey anlatmadan oyunu oynattığınızda ona göre bir geri bildirim alıyorsunuz. Belki tuşun ne işe yaradığını anlamadılar. Belki daha böyle gri tonlarda yaptığınız için kapalı sandılar. Basılan bir şey olarak görmediler. Veya dikkatlerini çekmedi. Onlara da diğer tarafta o hiyerarşi gibi şeylere de değineceğiz. Wireframe'i iyice oluşturduktan sonra aynı şu şekilde de bir şema tasarımı oluşturabilirsiniz. Sadece kağıtlarla veya büyük bir tahtaya duvarda ofisinizde veya çalışma ortamınızda varsa kağıtlarla da olabilir. Bilgisayardan bunda kullanılan işte Adobe XD ya da Figma gibi programlarla da oluşturabilirsiniz. Onlara daha fazla herkesin erişimi olduğu için bilgisayarda oluşturmak daha iyi. Ama sonuçta bir tek bir yolu yok. Ana şekliyle de nerede duracak, bilgiyi nasıl vereceğimi iyice oluşturuyorum şema tasarımında. Ondan sonra prototip oluşturmaya geçiyoruz.
Prototip de neden önemli? Aslında wireframe oluşturduktan sonra bu işleyişin akışını görmemiz gerekiyor ki sonradan bazı sıkıntılar çıktığında çok daha büyük değiştirme yükümüz olmasın diye. Belli bir sayfadan bir sayfaya geçince yani bunu kullanıcıya rahatlıkla aktarabiliyor muyuz? Yoksa arada bir hani bir geçiş ya da bir pop-up mı daha iyi olur gibi. Hani daha hiç oyun oluşmadan o sayfalar arası dolaşmamızı sağlıyor. Öyle dolaştığımız için de daha net olarak görebiliyoruz neler yapabileceğimizi. Şu şekilde Adobe XD ya da Figma gibi programlardan prototipleme yapılabilir. Nereden hangi sayfaya geçiliyor? Kaç tane menümüz var? Pop-up mı çıkacak, başka bir şey mi? Böylece şeyleri de görmüş oluyoruz tabii. Bir yerden başka bir menüye kaç tane aşamada geçiyor kullanıcı? Hani bu aşamayı sürekli o kullanıcı yapacaksa fazladan bir aşama mı var önünde? Bir pencereye bir tıkta mı ulaşıyor, üç tıkta mı? Onu daha aza indirgeyebiliyor muyuz? Böylece kullanıcıyı daha yormadan menüde hemen istediği şeyleri halledip direkt oyuna girmesini sağlayabiliyor muyuz? Her şeyi bu şekilde kısa bir prototiple görmüş oluyoruz. Tabii prototipleme zamanı işte geçiş animasyonunu ya da küçük animasyonlar da yapabilirsiniz. Ona göre bir programlar sağlıyor. İyice o şekilde de neyi nereye koyacağımızı daha da resmiyete dökmüş oluyoruz. Bu şekilde ilerlediğimizde de çok daha az hata payımız oluyor. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ederim prototip kısmını. Ondan sonra belli bir ilerleyişten sonra bir AB testi ve veri analizine geçiyoruz. Tamamıyla UX taraflı. AB testi muhtemelen çoğunuz duymuşsunuzdur. Daha çok işte bir play butonunu diyelim ki sağ alt köşede değil sol alt köşeye koydum belki bir mobil oyunda. Bunu kullanıcılardan tepkisini ölçmek için A versiyonunu da sol alt köşeye koyuyoruz, B versiyonunu da sağ alt köşeye koyuyoruz mesela. Çok basit bir örnekle anlatmak gerekirse bunu kullanıcılara farklı şekillerde yolluyoruz. Bazıları A versiyonunu, bazıları B versiyonunu oynuyor. Ve ona göre bir veri alıyoruz. O tarafta bunu daha net görebilmişler mi? Hani farklı şeyler de koyabilirsiniz tabii. Sadece yeri değil, boyutu değişebilir, rengi değişebilir, yönlendirdiği sayfa sayısı değişebilir. Yanındaki işte game mod başka şeyler değişebilir. Daha yapısal AB testleri yapmakta tabii ki yarar var. Bunları ona göre bir sürü şekilde AB testini böldüğümüzde ona göre belli veriler alıyoruz. Sağda mı olsun, solda mı? Bu verilere göre de hep üzerine geliştirme yapıyoruz. Dediğim gibi ilk başta direkt biten kendimize göre yaptığımızda oluşacak bir konu değil çünkü. Deneyim tasarımı ve siz kullanıcısına araştırmasına göre yaptığınız bir deneyim tasarımı. Hani siz bir hardcore oyuncu olabilirsiniz, belki bir casual oyun yapıyorsunuz. Aslında buradaki kullanıcı araştırmasında bir nevi siz yoksunuz. Çünkü baktığınız oyunu yaptığınız taraf casual taraf. Bu yüzden mümkün olduğunca farklı şekillerde tabii ki hardcore kullanıcılara da casual'lara da başka kişilere de test ettirmeniz gerekiyor. Ve ona göre bu testlerden de verilerden de güzel değişiklikler yaparak oyunu daha kullanılabilir bir deneyime dönüştürüyorsunuz. Bundan sonra da sürekli dediğim gibi teste tekrardan başarılı, tekrardan bir düzenlemeler yapılıyor. Mesela benim şu an çalıştığım Hiterbo projesinde yani çok rahat sanırım bir her menüyü tabii ki daha karışık menüler de var ama her menüyü bir en az 3-4 kere UX düzenlemesi şimdiye kadar yapmışımdır.
UI'da da aynı şekilde stildir, başka şeylerdir, renklerdir, değişimler yapmışızdır. Hep teste bağlı gittiğini rahatlıkla söyleyebilirim yani. Wireframe'in prototipleme konusunda. Arayüz tasarımı konusunda ise biraz daha görsel dediğim için aslında ona göre bir oluşum oluyor. Ona göre işte 2D artistler de genelde generalist olarak varsa UI UX tarafına az çok yapabiliyorlar. Aslında daha çok UI tarafına kayıyorlar. Ama genel olarak artistler o mood board tarafını az çok biliyordur. Bir şablon oluşturmak, bir stil, renk, bir size referans oluşturacak, o stili, o konsepti oluşturmak için çıkaracağınız konular belli olması için bir referans şablonu diyebiliriz. Böyle olduğu için de bir mood board oluşturuluyor. Mesela bu şekillerde olabilir. Hangi renkleri kullanacağım? Nasıl bir ton da olsun? Nasıl bir düzeni olsun? Nasıl bir stili olsun? Başka oyunlardan veya konseptlerden internette bulduğumuz bir şablon kısacası. Bunu oluşturduktan sonra o konsepti oluşturmak için tamamıyla taslaklar üzerinden gidiyoruz. Genel olarak nasıl bir bu moodboard'daki konsepti kendimize göre nasıl değiştirebiliriz kendi konseptimize göre. Hani daha sci-fi'sa daha böyle işte beşgen, altıgen şekiller mi kullanacağız ya da daha köşeli mi olacak ya da köşeleri daha mı yuvarlak olacak. Aynı şekilde dediğim gibi kullanıcılara ulaşmak için o bahsettiğim bizim core kullanıcımız kim olacaksa onların da stiline, yumuşaklığına ya da sertliğine, o butonların havasının konsepte uyması gerekiyor. O yüzden bu taslaklar da başta çok önemli. Belli taslaklar oluşturuyoruz. Bunlar kesinlikle en son hali olmuyor çalışmanın. Tamamıyla nasıl bir yola gideceğimizi göstermek için basit taslaklar oluyor. Bunları ilk başta kağıt kalemle de yapabilirsiniz ya da bilgisayardan çizimle de yapabilirsiniz. Sonradan ufak tefek grayscale gibi belli bir grilikte gerekirse hiç renk atmadan da bir bakabilirsiniz bütün oluşumlarına. Zaten şöyle bir teknik de var. Gözün nereyi en çok seçtiği ile ilgili. Gözünüzü biraz kısıp bütün menüyü siyah beyaza dönüştürürseniz ve gözünüzü kısıp biraz bakarsanız veya orayı Photoshop'tan vesaire blur atarak da bakabilirsiniz. Gözün ilk nereye gittiği, neyi çektiği, ona göre hiyerarşiyle gözü nereye takip ettiğini de kontrol edebilirsiniz o şekilde de. Sadece kendiniz bakacaksanız veya çevrenizdekiler kontrol etmek için. Bu da ayrıyetten bir ipucu niteliği taşıyor. Taslakları oluşturduktan sonra bunları sadece sonucunda bilgisayarda yaptığınız Illustrator'da ya da Photoshop'ta veya herhangi bir tasarım programında kendinizin görmesi dışında onu direkt o platformda oyunun içinde de görmeniz gerekiyor. Çünkü burada muhtemelen çoğunuz oyun motorlarıyla uğraşmışsınızdır. Unity'de, Unreal'da tasarım programından atılınca epey bir ayar gerektiren şekilde işlemler oluyor. Özellikle Unreal'da. O yüzden placeholder şekilde oraya hiç bitmiş halde olmasına gerek yok. Kullanılabilir bir şey olması yeterli. Oraya entegre ettikten sonra bir deneyip bir bakıp hani sonuçta bilgisayarda bir tasarım yapıp mobilde onu en son test etmeniz gerekiyor eğer bir mobil oyun yapıyorsanız. Mobilde de bir bakmak için o placeholder'ları kullanmanız gerekiyor.
Asıl o zaman gerçekten test edilmiş oluyorsunuz. Çünkü butonu bilgisayarda harika gözüküyor olabilir ama mobilde belki yazısı hiç okunmayacak. Belki hiç dikkat çekmeyecek, belki tarzına uymayacak. Belki yeterince büyük veya geniş olmayacak. Belki çok küçük olacak. Buna göre kesinlikle test etmeniz gerekiyor en son varyasyona gitmeden önce. Hatta gerekirse defalarca bu tarafı üzerinden geçmeniz gerekiyor. Ondan sonra ufak tefek animasyonlara da geçebilirsiniz placeholder zamanı. Animasyonlardan kastım aşırı bir detaylı en son seviyede bir animasyonlara gerek yok oyun çıkmış gibi. Hani basit geçiş animasyonları da olabilir. İşte bir bilgisayar oyunu yapıyorsanız buton üzerine mouse geldiğinde hover animasyonu veya bastığınızda içeri girme hissi gibi bak şeyler ya da menüler arası geçişler sayfa sola doğru mu kayıyor, diğeri sağdan sola mı geliyor gibi ufak tefek animasyonlar koyabilirsiniz nasıl geliştireceğinize bağlı. Bunlar da her şey hem sizin içinize sinip sizin ve takımın ve aynı şekilde test ettirdiğiniz kullanıcıların da aynı zamanda UX test edilirken UI tarafında test edilecektir. Bütün oyun gibi. Game dizaynı ve mekanikleri olduğu gibi. Ondan sonra iyice onaylanan yerlerde polish dediğimiz o cilalama kısmına geçiyoruz. Gitgide o ikonu işte yaptığınız ikonu daha iyi dursun diye belki daha 3D bir model yapıp render alıp 2D olarak da mı kullanacaksınız yoksa 3D bir şey yapıp 3D bir animasyon geçişi mi olacak o ikonda veya pop-up'ta daha realistik dursun diye belki pop-up daha 3D gibi mi gelecek gibi böyle deneyimi arttıracak, görselliği de arttıracak bir sürü cilalamaya geçiyoruz. Burası da aynı UX tarafında olduğu gibi hani bir ileri bir geri geldiğimiz yer teste göre doğru şeyi tam kullanıcılara ait şeyi bulana kadar diyelim. Güzel şey değil de doğru şeyi bulmak daha önemli. Kullanıcılarınıza özgü tasarım ve deneyim sunmak için. Onun dışında yine öncesindeki gibi test ve tekrardan devam ediyor. Aynı örnek verdiğim gibi. Bunlar da zamanında birçok skeçten gelen Itanbul'un bayağı eskiden yaptığımız çoğunlukla benim yaptığım bazı tasarımlar. Dediğim gibi öncelikle aşırı iyi ya da kullanılabilir olmasına gerek yok. İlk başta taslakları ve diğer şeyleri çıkarırken nasıl bir şey olacağını, nasıl bir tarza dönüştüreceğinizi az çok hesaplamanız gerekiyor. Bu arka planı daha koyu gri olan kısımlar daha önceden yaptıklarım ve denediklerim. Ona göre game design'ın ve bütün oyunun sanat yönetimi nereye doğru gidiyorsa ona göre de değişecek bir şeyler tabii ki. Biz buna göre hani daha çok 3D üzerine kullanmayı seçtik ikonları. Kafamızda bir şey oluştuktan sonra belli bir skeç oluşturup nasıl bir şey olabilir aldıktan sonra aşağı yukarı sonra stili ona göre nasıl daha iyi yola çıkarırız deyip bunun arasında ve öncesinde de tabii ki bir sürü skeçler oluyor. Direkt bundan buna geçmiyor. Fakat direkt 3D bir model yaptık. Tek bir açıdan render ve ışık ayarlayacak şekilde. Bunu normal hiç 3D'den renklendirmeden, bu arada oradan da renklendirebilirsiniz yapmak isteyenler için. Tek açıdan render aldık.
Ve onu Photoshop'ta renklendirip ışık gölge ayarlarını tekrardan yapıp ikonları ona göre kullandık. Bir mobil oyun olduğu için bu. Daha böyle seçilebilir görseller olsun, arkadaki şeylerle karışmasın diye. Bir stroke ve gölge de ekledim burada. Sağ taraftakiler biraz daha joystick, ortadakiler daha Gold Ruby gibi ikonlar oldu. Şimdi asıl dikkat edilmesi gereken özelliklere dönelim. Burada da birçok ipucu vermeye çalışacağım size. En önemlisi UI tarafında demin de anlattığım gibi konsepti oluşturmak. Ama gerçekten çok fazla insanda da bunu görüyorum. Sadece yani UI UX'te uzmanlaşmış olmanıza gerek yok tabii ki. Ama bir yani tek başınıza bir oyun yapan, deneyen, hyper casual da olabilir bu. Bir bilgisayar projesi de olabilir. Tek başınıza ya da 3-4 kişilik bir game developer grubuysanız ya da tek başınıza yapan bir yazılımcıysanız konsepte uyacak fontu mümkün olduğunca okunabilir. Konsepte uyusun, daha cool, daha sivri dursun diye o okunabilirlik, anlaşılabilirlik kısmından kesinlikle taviz vermeyin. Okunabilir olması ve ona göre uyuması konsepte fontun en önemlisi, çünkü o fontu oyunun neredeyse her yerinde kullanacaksınız. Butonları ve diğer şeyler ufak tefek fark edecek. Ama fontunuz hep aynı kalacak. Bazı durumlarda tabii ki iki tane farklı fontta kullanılabiliyor bazı oyunlarda. Bazen üç de olabiliyor. Ama genelde bir font ailesi, tabii ki bunun işte kalını incesi olan bütün bir font ailesinden bahsediyorum. Kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. Ama 2-3 tane font grubu kullanılanlar da var. Bu da şu şekilde olabilir. Bir tane daha böyle yapısal, daha az okunabilir ya da daha konsepti yansıtacak bir font oluşturup onu sadece çok kısa bir iki kelimelik yerlerde ya da başlıklarda kullanıp uzun yazıları daha okunabilir standart bir font seçerseniz olabilir mesela. Ona da epey dikkat etmenizi tavsiye ediyorum font kısmına. UX tarafında platform kısmına da değineyim. Şöyle bir farklılaşmalar oluyor. Bir mobil oyun yapıyorsanız ona göre bir UX oluşturmanız gerekiyor. Bir bilgisayar oyunu yapıyorsanız ona göre, bir konsol oyunu yapıyorsanız ona göre. Zaten şey durumlarında da epey bir sıkıntı ve emek oluyor stüdyolarda. Diyelim ki bir tane bilgisayar oyunu yapıyorsunuz ama bunu aynı zamanda konsola da çıkaracaksınız. Ya da bir mobil oyun yapıyorsunuz, bunu sonradan bilgisayara, Steam'e de koymak istiyorsunuz. İki tarafta da oynanabilir bir oyun olması gerekiyor ve anlatmanız. Hani bu wheel dedikleri o dairesel işte silah ya da yetenek değiştirdiğiniz konsol oyunlarındaki yapı da biraz ondan oluştu aslında. Artık bazı bilgisayar oyunlarında da var o yapılar. Bazı konsol oyunlarında da var. Genelde ikisinde de uyacak yapıları kullanıyorlar. İkisine de aynı anda geliştiriliyorsa büyük stüdyolarda oyunlar. Ama asıl sıkıntı, ilk başta ben bunu sadece mobil ya da bilgisayara düşündüm ama tam zıttı başka bir platforma da çıkaracağım derken ilk başta onu da düşünmeniz gerekiyor. Yoksa gerçekten inanılmaz bir iş yükü oluyor.
Sadece mobilde düşünüp bilgisayara geçirirken ya da bilgisayarda düşünüp konsoladır, tabletedir bir şeye çıkaracaksanız inanılmaz derecede çözünürlük farkları var ve ekran boyutları da bambaşka. Sizin de bildiğiniz gibi tahminen mobilde bile yani yüzlerce çözünürlük var. Her telefonun yapısı da farklı, çözünürlüğü de farklı, işletim sistemi farklı. İşte bilgisayarda oynanacaksa ona göre bir 4K monitör de olabilir bu. Veya bildiğimiz 2K ya da 1080p de olabilir. Ama bir de üzerinde bunun tamamıyla genişlik olarak bir inç yönü de var. Sonuçta 27 inç ya da 21 inç ya da 32 inç de oynayacak. Belki bunu kullanıcı bilgisayarla televizyona bağlayıp oynayacak. Aynı şekilde büyük stüdyolarda da bu çok hata yapılıyor. Konsol oyunu yaparken özellikle Fold tarafında çok büyük sıkıntılar oluyor. Çünkü insanlar onun boyutunu ilk başta ayarlıyorlar. Tam televizyonda oynanılacak. Televizyonun ortalama boyutları, çözünürlükleri konsolda olarak düşünüyorlar. Fakat insanların orada bakış uzaklığı da devreye giriyor. Koltuğa oturup ne kadar uzaktan onu oynuyor. Televizyon büyük olsa da o yeterince okunabilir olacak o yazı. Ve bu konuda çok fazla oyunda sıkıntılar oluyor. Sonra patch'le ayarlara işte UI scale ayarları getiriliyor. Fontları büyütme, butonları büyütme, işte değiştirme yerlerini gibi özel ayarlar getiriliyor sırf bu yüzden. Onun dışında UI tarafında uygulama ve oyun tarafına da çok dikkat etmenizi öneriyorum. Bu da çok fazla gördüğüm bir konu. İlk başta insanlar bir mobil oyun yaparken, bunu daha çok mobil için de konuşmak lazım. Yani bilgisayarda biraz daha farklılaşabiliyor stile göre ama özellikle mobilde bir mobil aplikasyonla işte bir banka uygulamasıdır veya mesajlaşma uygulamasıdır ile tamamıyla bir yapacağınız oyun birbirinden çok daha farklı şeyler. Oyunun daha eğlenceli gözükmesi gerekiyor. Bir oyun gibi gözükmesi gerekiyor. Siz orada hani minimal bir ikondan kullanacak olsanız bile bunu bir uygulama değil de daha renkli, daha şekilde kullanıcıya ulaştırmanız lazım. Daha cilalamanız lazım. Bir uygulama yerine bir oyun gibi eğlenceli gözükmesi lazım. İlk kullanıcı açtığında kendini bir oyunda hissetmesi lazım. Bunun dışında en başta da bahsettiğim gibi UX aslında hepsinin üstünde çünkü deneyimi tasarlayan taraf. Burası da çok önemli. Çünkü bazı durumlarda şöyle işler de görüyorum. Farklı şekillerde işte bahsettiğim bizim toplulukta yazan kişilerden de UI'yı bazen UX'in önüne koymaya çalışıyorlar. Daha güzel dursun. Daha iyi işte o cilası daha iyi olsun, daha iyi konsepte uysun diye. Font farklılaşıyor, buton daha detaylı oluyor. Belki bir barda bir sürü şey anlatmaya çalışıyorlar ya da onu iyice cilalıyorlar. İşte barın arkasına bir işte bir şehir silüeti koymaktır, başka şeyler koymaktır. Onu iyice böyle detaylı bir şey haline getiriyorlar. Bu aslında tamamıyla yapılmaması gereken bir şey çünkü kullanıcının onu anlaması ve daha rahat çözmesi ve özellikle o kadar dikkat çekmesi gerekmeyen bir şeyse dikkat çekmemesi gerekiyor. Orada bu bar örneğinden yola çıkarsak kullanıcının tamamıyla oyuna konsantre olması gerekiyor.
Buna göre o barın şeklinin, ana silüetinin çok fazla detay barındırmaması lazım. İçinde belli bir geometrik açıda güzel düzenlemeler yapılabilir. Yapan oyunlar var. Ama çok daha fazla detaylandırılırsa, özellikle mobil gibi küçük platformlarda, bu sefer oyunu da çok kapatıyor. Oyundan daha fazla gözüküyor. Şu anda mesela bilgisayarda belki bir cam barı olabilir bu. Yani inanılmaz detaylı bir şekilde, genelde oyunun konseptine ait özel bir şeyler yoksa ya da bir RPG özel bir şey yoksa, genelde sadece işte yeşil veya beyaz bar gibi bırakırlar. Gerçekten azaldığında, yanıp söndüğünden, işte ekranınız işte yanıp söner ya da barınız yanıp söner, o zaman dikkat çekmenizi istiyor. Onun dışında çok daha görmenizi istemiyor aslında. Tamamıyla oyuna odaklanın diye. Bu yüzden UX her zaman UI'den ön planda olması lazım. Sırf cilalama, işte daha güzel gözüksün haliyle o kullanıcı deneyimini baltalamamanız lazım. O da çok önemli. UI tarafında uygulama ikonları da var. Yani app icon dediğimiz, işte bilgisayarda onu eksenin üzerindeki ikon ya da Play Store'daki app ikonlar, indirirken gördüğünüz. Bunlar çok önem arz ediyor, özellikle mobilde indirirken. Bilgisayar tarafında Steam gibi platformlarda daha çok o key art, flash art dediğimiz o ana görsel, biz Steam sayfasının sağ üstteki o büyük gördüğümüz görsel, direkt Steam'de oyun isminin yanında, solunda gördüğümüz arama yerlerindeki görsel daha ön plana çıkarıyor. Mobil tarafta ise o Store'da gördüğümüz uygulama görseli. O inanılmaz aslında pazarlama taraflı ama UI'de taraflı bir, UX'de taraflı bir ikon. Ve çok büyük şeylerde, Steam'de de bunu yapanlar görüyorum baya. Ama mobilde çok daha fazla. Belli bir aralıklarda, bu ayda bir olabilir, 2 haftada bir olabilir veya özel günlerde değişecek şekilde de olabilir. İşte bir yılbaşıdır, işte duruma göre Cadılar Bayramı'dır, başka bir şeydir. Ona göre özel bir update geldiğini belli edecek şekilde, işte orada bulunan bir karakterinizin kafasına işte yılbaşı şapkası geçirmek gibi ufak tefek değişiklikler, işte kar yağdırmak ya da daha soğuk bir renk koymak gibi özel bir şeyler geldi. App ikonum değişti telefonda bakarken, kullanıcı. Daha fazla değişmiş, yeni bir güncelleme gelmiş yılbaşında herhalde. Bir açıp bakayım izlenimi de oluşturuyor. Çünkü otomatikman sizin telefonunuzdaki aslında görseli değişmiş oluyor. Diğer uygulamaların yanında. O şekilde de dikkat çekiyor. Aynı zamanda Store'da da değişecek şekilde bir update atmış oluyorsunuz. Yeni gören kullanıcılar da, demek ki hep updateleniyor, hep yeni bir şeyler geliyor, bir bakayım izlenimi de o taraftan oluşabiliyor. UX tarafında tekrardan yeterli bir bilgi sağlamanız, kullanıcıya mümkün olduğunca yeterli bir bilgi sağlamanız gerekiyor. Bu ne demek? Şu şekilde, hani belki bir MMO oynuyorsunuz veya bir RPG oynuyorsunuz veya bir strateji oyunu oynuyorsunuz. Bir şeyi nasıl oluşturacağınızı oyundaki işte tutorial'ı oynarken veya gitgide geliştirdiğinde açılan upgrade'lerle
belli etmeniz gerekiyor ya da level atlayarak belli etmeniz gerekiyor mümkün olduğunca. Kullanıcıya bir hani üçüncü parti sitelerden, videolardan, başka şeylerden yönlendirmemeniz gerekiyor mümkün olduğunca. Çünkü bir kullanıcı oyundan aslında kopmuş oluyor. Gidip bir şeyi nasıl çözeceğini hep baktığında daha iyi bir deneyim sunmanız için hepsini oyun içinde sağlamanız gerekiyor. Mümkün olduğunca. Bazı durumlarda bu epey zor olabilir tabii ki. İyileştirmelerle düzenlenebilir. Ama çoğu durumda oyunu açtığında orada durup hep gelişmesini istiyorsanız ona göre bir yol izlemeniz gerekiyor. Bu görselde şu anda bizim Hit and Move oyununun ana menü placeholder'larından karakterimiz ve çevre. Ona göre bir hiyerarşi durumu. Ondan sonra mümkün olduğunca evrensel ikonları kullanmamız gerekiyor. Bu minimal olabilir. Daha random'lı ikonlar da olabilir. Evrensel ikondan kastım hani bir options ikonu için belli bir işte gear dediğimiz bir ikon artık her yerde özdeşleşmiş olduğundan dolayı bunu ben hayır bambaşka bir şeye dönüştüreceğim dediğinizde kullanıcılar ona alıştığı için çoğu durumda bir hata olacaktır. Bu tabii ki çok böyle büyük çapta sadece hardcore kullanıcıların oynayacağı bir oyunsa ve ona göre bir konsepte ufak tefek değişiklikler yaparsanız çok büyük bir sorun olmayacaktır. Ama çok genelleme yapmamız gerekirse evrensel ikonlardan mümkün olduğunca çıkmamanız iyi olur. İşte social'dır, friends'dir, profildir, profil ikonları gibi basit her oyunda bulunan herkesin alıştığı şey ikonlar, görseller kullanmak önemli. Ulaşılabilirlik aslında buradaki en geniş konu olabilir. Gerçekten üzerine çok fazla araştırma gerektirecek bir iş. Ulaşılabilirlik şu anda AAA stüdyoların bile çok önem verdiği ve başlı başına insanların çalıştığı bir taraf UX içinde. Bu ulaşılabilirlik işine aslında her şey giriyor. O kullanıcıya ulaşıp o deneyimi yaşatmanız oluyor mümkün olduğunca. Ama bunun için birçok fonksiyonu hesaplamamız gerekiyor projenize göre. Hani bundan ne olabilir? Bir sürü şey olabilir aslında ama mesela örnek vermek gerekirse şu anda çok fazla stüdyoda bunun üzerine çalıştığı için renk körlüğünü örnek verebiliriz. Gerçekten her araştırmalara göre erkekler tarafında çok daha sık rastlanıyormuş renk körlüğü. Her 12 kişiden biri renk körü oluyor ve bunun da ona göre bir sürü yaklaşık olarak 4 tane renk körlüğü var ayrı ayrı. Yeşil taraflı, mavi taraflı, tamamıyla siyah beyaz görenler de çok nadir olmakla beraber siyah beyaz yani gri düzeyde gören kişiler de var. Tabii ki direkt ona göre işte çok daha azsa ona göre de çalışmak zorunda mıyız kısmı da devreye giriyor. Ama onu da hesaplayacağınız bir oyun olabilir bu sonuçta.
art stilinize göre siyah beyaz oyunlar da var mesela. Onda bu siyah beyaz filtresini çok da değiştirmez diye. Ona göre ulaşılabilirlikler farklı, renk körlüğü için özel şeyler ayarlanabilir. Mesela AAA stüdyolarda bunu Rainbow Six yaptı. Şu an başka epey bir oyunda yapıyor. Call of Duty'de yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Ona göre ayarlar kısmında mümkün olduğunca ayarlanabilir renkler. İşte Özür dilerim de hani bu blockchain teknolojisi falan boşta. Ben yatırım aracı olarak ben kendi adıma söyleyeyim görmüyorum. Ben gören insanlar değil de farklı profesörler görüyorum. Çok Ya alttan şey geliyor da sesin tam anlamıyorum. ben borsa Sorum gel. Yok büyük ihtimalle yanlışlıkla mikrofonu açılmıştı. Şey devam Tamam. edebilirsin. Tamam. Bu renk körlüğü tarafında dediğim gibi ona göre Rainbow Six ve Call of Duty de ona göre ilerliyor. Ve ona göre renk verme kısmına da geçiyor. Diyelim ki işte bir FPS oyunu, işte Counter Strike olabilir, Call of Duty olabilir, Rainbow Six olabilir. O crosshair kısımlarını farklı renk yapma. Hani bunu çok daha ileri seviyeye taşıyan oyunlar var. Bütün UI elementlerini değil, çevreyi bile bir filtre yardımıyla renk tonlarını ayırt etmek için değiştiren oyunlar var gerçekten. Şöyle de güzel bir bilgi vereyim. Hatta bu renk körlüğü üzerine önümüzdeki yayınlarda hatta çok daha fazlası da Pikselli Kafalar tarafında podcast serisi oluşturacağız. Böyle özel konuları anlattığımız, daha fazla bilgiler verdiğimiz. Mesela daha çok mavi ve turuncu tonları. Tabii ki biri biraz daha açık, biri daha koyu olması lazım. Çünkü özünde renk körlükleri farklı bir renge dönüştürüyor. Ama her türlü o siyah beyaz dengesi, yani koyuluk açıklık dengesi herkeste belli bir şekilde oluşuyor. Biri daha koyu, biri daha açık olacak şekilde mavi ve turuncu kullanmak renk körlüğündeki renk körlüğünü halletmek için en mantıklı yöntem şu anda. En çok fark edilebilecek tonlar onlar oluyor. Sırf bu şekilde turuncu ve mavi kullanan oyunlar da var. Yanlış hatırlamıyorsam değişmediyse eğer yakın bir zamanda oynamadım ama Rocket League'de buna göreydi yanlış hatırlamıyorsam ve bazı ona göre bilgisayarda birkaç oyun daha var çevrenin ona göre takımların turuncu ve mavi tonda olduğu. Ve bu şekilde direkt oyun içi de kullanılabiliyor veya filtrelerle de yenilenebiliyor. Çok daha ileri düzeyde işte AAA stüdyoların yaptığı. Çünkü dediğim gibi erkekler tarafında 12 kişide bir kişiyi kaybetme ihtimaliniz oluyor aslında o oyunda. Ve o oyun milyonlarca kişinin oynadığı bir oyunsa aslında epey bir kişiyi kaybetmiş oluyorsunuz o ayarlamayı koymazsanız. Bu sadece renk körlüğü tarafı tabii ulaşılabilirliği. Ona göre ufak tefek daha spesifik ayarlar yapanlar da işte istediğiniz rengi bambaşka istediğiniz bir renkle değiştirecek kadar oyunların içinde özel ayarlamalar yapılmaya başlandı. Tamamen resmen bir karakteri customize ediyormuşsunuz gibi oyunu kendinize göre değiştirebiliyorsunuz bazı oyunları. Bu tabi dediğim gibi spesifik bir renk körlüğü alanı. Ulaşılabilirlik çok daha geniş. Hani bazı durumlarda şunları bile düşünmeniz gerekiyor. İşte bir oyunu, bir hyper casual oyun da olabilir. Bu başka bir şekilde de olabilir. Bir mobil oyun da olabilir.
Mesela mobil oyunu siz iki elle değil de tek elle oynatabilirseniz kendi oyununuzu çok daha fazla insana ulaşacak oluyorsunuz. Çünkü insan belki işten dönerken onu oynayacak ve metroda veya otobüste bir yere tutunması gerekecek bir eliyle ya da bir şey taşıyor olacak. Veya işte kucağında bebeği olabilir, alışveriş torbası olabilir, bir şey olabilir veya aynı şekilde belki de bir kolunu kırdığı, alçıya aldığı gibi olabilir. Birçok işlemde o oyunu tek bir elle oynamak size yine epey bir ulaşılabilirlik katıyor. Eğer ona göre mekanikleri ve diğer şeyleri mümkünse ona göre ayarlanabilecek şekilde ulaştırırsanız. Bunun gibi dediğim gibi çok geniş yönleri var ulaşılabilirliğin. Onu da ayrıca serisini de yaptığımızda dinleyebilirsiniz veya kalanı da internetten araştırabilirsiniz daha yapısal durumları. AB testinden zaten detaylı şekilde bahsetmiştim yukarıda. Tekrardan anlatmama gerek yok. En sonunda soruları alırken üzerine zaten istediğinizi sorabilirsiniz en sonunda. Tutorial kısmı da inanılmaz önemli bir basamak. Ona göre nasıl kullanıcıya oyunu oynayacağınızı öğretmekle ilgili. Bu tutorial kısmını geçenlerden, geçemeyenlerden veya ne yaptıklarına dair bir veri almanız aslında oyunun en başından çok önemli. Ona göre işleyişte istediğiniz şekilde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. İyice o tutorial'da onboarding dediğimiz kısımda da işte karakteri ben nasıl hareket ettireceğim, belki nasıl ateş edeceğim ya da nasıl işte match tree'lerde nasıl patlatacağım. Yan yana bir sürü koyarsam patlayınca ne oluyor? Bana ekstra bir şey mi sağlıyor? Yani bu ilerleyen aşamaları da kullanıcıya göstermeniz gerekiyor mümkün olduğunca. Ama bunun en iyi şekli organik olması. Yani kullanıcıya şunu yap direkt değil, özel olarak bir tutorial oynatmak yerine hikayeye başladınız. Tabii hikayeli bir oyunsa. Veya multiplayer'da bir şeye başladınız. İlk başta mesela bazı multiplayer oyunlarda ilk maçınızı belli bir tutorial oynadıktan sonra, bu daha hardcore bir oyunsa bilgisayarda, belli bir tutorial oynadıktan sonra multiplayer'da ilk başta size genelde botlarla bilgisayarla oynanacak şekilde veriyorlar karşı tarafa rakiplerinizi. Hem sizi de bir ölçüyor veri anlamında, hem de siz oyunu biraz anlamış oluyorsunuz direkt kişilere karşı oynamadan. Mobil tarafta da kısmen aynı multi tarafında, ama tek oyunculu bir oyunsa ona göre direkt level'ın başından kullanıcıyı başlatmanız ve organik şekilde de kastım şu, ilerledikçe size gelen o challenge'lardan o düğmeyi öğrenmeniz çok daha organik oluyor. Yani dümdüz ilerlediğinizde önüne bir şey çıktığında mesela bir kutu bir şey olabilir. Bunun üstünden atlamanız lazım. Ya da bir ağaç bir şey vardır. Altından geçmeniz gerekiyordur. Tam oraya geldiğinizde oyun size yazıyor. Şu tuşa basarak eğilebilirsin, şöyle zıplayabilirsin gibi. Ve siz bunu oyunu oynadıkça o sırada öğreniyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Yeni bir mekanik, yeni bir şey oluştuğunda sizin sadece bir seferlik gösteriyor. Ve onu o sırada denettiriyor öğrenmeniz için. Genel olarak bütün böyle bir tutorial, gif ya da videosu oynatmak yerine. Böylece daha fazla pekiştirebiliyor kullanıcılar onu, neler yapacağını.
Bunun örneklerinden mesela Little Nightmares ki çok eski sayılmaz birkaç ay oldu sanırım çıkalı. Onda da aynı o şekilde bir organik durum var. İlerledikçe neler yapacağını az çok öğreniyorsun. O şekilde öğretiyor ilk baştaki bölümlerde. Bunun dışında işlevselliği de kullanabilirliği de mümkün olduğunca demin de o bar kısmında değindiğim gibi ön plana da çıkarmamız gerekiyor. Bir şeyin daha rahat kullanılabilir olması ve fazladan şeyler alınması çok önemli. Diyelim ki çok daha komplike bir sayfa tasarlıyorsunuz. Ve mekaniğinize göre işte belki bir tane yemek yapma oyunu olabilir. Pizza oyunu yapıyoruz mesela. Şimdi bu yayından sonra herkes pizza çekecek. Pizza yapıyoruz. İşte diyelim ki ona göre işte domates sosudur, başka şeylerdir. Oyunda malzemelerimiz var. İlk başta hangisini kullanacağını nasıl anlatacağız? Yukarıdaki barda ilk domates sosu kullanacağını, sonra işte peynir koyacağını gibi anlatıp en son ona mı pizzayı oluşturduğunu mu göstereceğiz mesela? Yoksa bir malzemeyi kullanacak, kullanınca onu tikleyeceğiz, sonraki malzemeyi mi sadece gösterecek? Veya sonradan bunu yok edip oyunu daha mı zorlaştıracağız? Gibi farklı farklı işlevsellik ayarları da var. Aynı şekilde çok fazla şeyi de anlatmamak gerekiyor aynı anda kullanıcıya. Aslında en önemli kısmı işlevselliğin orası. Aynı anda çok fazla bilgi vermemek gerekiyor. Adım adım bir UI'de bir şey anlatmak, ona göre bir UX yapmak çok daha mantıklı oluyor. Ufak tefek yapmış olduğum farklı şekillerde çalışmalar var. Bunları şu yüzden koydum. Mesela gördüğünüz kılıç ikonu vektörken bu et ikonu Photoshop'ta yani piksel tabanlı. Rubik ise 3D modelden renderlanıp üzerinden Photoshop'la boyanmış 3D model. Ve buton farkı ve ufak tefek çok basit animasyonlar. Hepsiyle bir şeyler oluşturabiliyorsunuz. Hepsinde ona göre bir şeyler koyabiliyorsunuz oyuna. Kesinlikle işte ben vektörde yapmalıyım ya da pikselle yapmalıyım gibi bir durum yok. İkisinde de her türlü aynı yola çıkarsınız. Bazı stüdyolar mesela yurt içi de öyle, yurt dışı da sadece vektör üzerinde yoğunlaşanlar da var. Ki vektör tabanlı artist çok daha az bulunuyor piksele göre. Ona göre vektör taraflı güçlü olduğunuzu düşünüyorsanız burada ki artist arkadaşlar varsa vektörden gitmeniz o taraftan iyi olur seçim olarak. Piksel taraflı daha çok ama aynı zamanda iş taraflı da daha çok kullanılabiliyor. Ama tabii ki çok daha büyük stüdyolarda ikisinden de kullanıp bazı şeyler oluşturmanızı bekliyorlar. Ya da gerekirse 3D modelden bir şey oluşturup kullanmak. Ufak tefek işte animasyonlar yapmak. Hatta UI UX taraflı entegre ve geçişler. Yani direkt sadece UI taraflı developerlar var. Ama senior UI UX'çiler de tasarladıkları UI'yi entegre edip kodlayıp çalışır hale getirebiliyorlar. Hatta animasyonlar için shader da yazabiliyorlar. Yani aslında UI UX çok fazla böyle artistle
yazılımcının biraz hani ortası gibi diyebiliriz kafa yapısı olarak. Ve aynı zamanda çok psikolojik tarafı da olan bir şey. Psikolojiden anlamanız da sizi çok öne çıkarabilir. Ona göre bu şekilde bir kariyer hedefi olanlar varsa vektör ve piksel taraftan ondan bahsetmiş olayım ve animasyon ve işleyiş aranılan şeyler olarak. Bu konularda da en sonunda soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım çalışma yönlerini bu alanın. Burada verdiğim ufak tefek bilgiler de renk ve kontrast kısmı var. Belli bir renk oluşturacaksanız arka planla onu birbirinden ayırmak için bir kontrast oluşturmanızı öneriyorum. Eğer bu dikkat çekmek istediğiniz bir şeyse, yoksa tam tersi olacaktır. Hani diyelim ki bir menüde en çok play tuşunun dikkat çekmesini istiyoruz ki insanlar sürekli ona girsin ve sürekli maç yapsınlar bir multiplayer bir oyunsa veya single playersa zaten menüde genelde çok daha basit şekilde play sadece üstte biraz daha ayrışmış şekilde duruyor. Çok fazla bir fark olmuyor dikkat ederseniz. Ona göre bir renk ve kontrast ayarı yapıp play'i öne çıkarıp çok daha pasif olacak şeyleri hani belki bir options butonudur. Çok daha minimal, kenara köşeye, daha arka plana uzak olmayan ya da çok dikkat çekmeyen renklerle mesela sarı ve kırmızı çok dikkat çeken bir renk tonudur. Onu play'de kullanıp diğer tarafta daha minimal bir evrensel ikonu options'a kullanıp onu beyaz bırakıp bu şekilde bir hiyerarşi yakalayıp ilk gözün nereye gideceğini de kullanıcının siz ayarlamış oluyorsunuz aslında. Deneyimi de bu sayede veriyorsunuz. Bu hiyerarşi renkler, boyutlar, boşluklar aslında sizin aracınız. Illustrator ve Photoshop değil. Bunları iyi yaparsanız gerçekten kullanıcıyı istediğiniz yerden istediğiniz yere götürüyorsanız ve kullanıcının bundan haberi yoksa mümkün olduğunca işte o zaman tamamıyla iyi bir iş yapmışsınız demektir. Çünkü kimse gerçekten böyle iyi yapılmadığı, çok iyi olmadığı sürece ortalama ile iyi arası kullanıcı girdiğinde "Aa, her şeye ulaşıyorum" diye sadece en fazla bir düşünür. Ama böyle işte bir oyunun içindeki bir 3D model ya da çevre tasarımı kadar dikkatini çekmez. Ama siz doğru işi yaptığınızda o bilinç altından her şeyi anladığı için doğru yaptığınız kesinleşiyor. Ama direkt bir menüye girdiğinde ilk başta kullanıcı oyuna girdiği anda bir şeyler onu rahatsız ediyor. Menüyü gördü, çok kalabalık belki ya da istediği yere ulaşamıyor ya da çok yoruyor gözü. Hani direkt menüye girdiğinde bile kullanıcıyı itebiliyorsunuz. Benim açımda böyle oyunlar oldu. İlla ki herkesin olmuştur. Hatta bazen oyun yayını yapan insanlara da bakıyorum. UI'ın temizliğine ya da kullanılabilirliğine dikkat ediyorlar gerçekten. Stream yapan oyuncular, her zaman oynayanlar. Aslında sırf o yönden bile çok önemli ilk başta girdiğinde temiz olması. Bunu da boyut, sadelik, boşluk ve görsel hiyerarşi ile veriyoruz. O boyut ve sadeliği nasıl vereceğiz? Dediğim gibi işte play tuşunu daha büyük yapıp yanında ne koyabilirsiniz? İşte belki game modu değiştirecek bir buton olabilir. İşte deathmatch'ten team deathmatch alacağız gibi. Ona göre ama play'i daha yüksekte tutup game modu daha az dikkat çekecek ama direkt yanında olacak şekilde hiyerarşisi çünkü ona bağlı. Ben game modumu değiştirip hemen play'e basmak istiyorum.
İkisi birbirinden uzak olmayacaklar. Yaraşlıdan kasıt o. Mesela Gold veya Diamond gibi şeyler satıyorsan veya bir RPG oyununda bir sürü şey varsa, işte Bronze, Silver'ın, Gold'un varsa, bunların hepsinin yan yana olması gerekiyor. Eğer özel bir şey değilse, aşağı yukarı aynı kullanılacak şeylerse ve orada kullanılıyorsa, açtığın yerde markette kullanıyorsan bunu mesela. Ama markette kullanmıyorsan bunu hep göstermen gerekmiyor. İşlevsellikten önceki kastım da buydu. Çok daha sadece gerekli şeyi kullanıcının önüne çıkarıyorsun. Ben mesela ana menüde belki her şeyimi görüyorum ama işte bir customize yapacağım sayfaya gittiğimde belki orada ben özel bir gerçek parayla aldığım Diamond'dır, Ruby'dir. Orada harcayamıyorum o bitti onu mesela. O yüzden onu göstermenin orada hiçbir mantığı yok. Doluluk yapmasının daha ferah bir menü olacakken. O yüzden onu hiç çıkarmıyoruz mesela kullanıcının gözüne. Böylece otomatikte bir hiyerarşi oluşuyor ayarlayarak işte silahlarımız varsa belli bir tarafta ya da upgrade'lerimiz varsa belli bir tarafta tamamıyla bu kaynaklarımız belli bir tarafta işte üst menülerde alt menülerde ona göre anlayıp belli bir anlaşılabilirlik de oluşturuyoruz. Boşlukları da çok iyi kullanmamız gerekiyor şu şekilde. Mesela ana bir pop-up gibi bir kısmınız olduğunu düşünün markette. İşte 6 tane farklı şekilde belki gold satıyoruz markette. Mobil oyunlardan örnek veriyorum. Ya da şuradaki gibi işte küçük animasyondaki gibi. Belki böyle 3 tane satıyoruz. Ona göre 3 tanesi yan yana geldi. Belli bir şey oluşturduktan sonra bunların kendi arasındaki boşluk belli bir ritimde oluyor ki bunların hepsini göz otomatik bunlar işte aynı temadan, aynı konseptten bunlar beraber bir şeyler. Farklılar ama beraberler oluyor. Ondan sonra çok daha fazla boşluk bırakarak, eşit boşluk değil, daha fazla boşluk bırakarak altına işte böyle üçlü bir Ruby koymuş oluyoruz mesela. Boşluktan kasıt bu. Aslında çok basit geliyor kulağa ama çok fazla ayarlamalar yaptığınızda, çok daha büyük oyunlar yaptığınızda bunun sıkıntısını çok görüyorsunuz. Çünkü çok fazla menüler olabiliyor. Hani bir RPG ya da bir MMO yaptığınızı düşünün. O ayarlamalarla insanların gözünü çok yorabilirsiniz. Veya direkt her şeyi baktığında seçmesini sağlayabilirsiniz. Bu konuları kullanarak veya arka plana da atabilirsiniz aynı şekilde. Bu benim yaklaşık olarak sanırım 2,5-3 yıl gibi süre önce yaptığım bir çalışma. Çok fazla çalışmalarımı ekleyemiyorum portfolyoya. Bundan önce merak edip girip bakan varsa aramızda bu çalışmaların bazılarını görmüştür, bazılarını görmemiştir orada. Epey bir gösterdiğim çalışmaların çoğunu da ekleyemiyorum zaten. Bazıları NDA yüzünden oluyor. Anlaşma, sözleşmeler yüzünden. Bazıları da zaman yüzünden. O yüzden şimdilik bunları ekleyebildim. Bunlar üzerinden ufak tefek örneklendirmeler vereceğim size. Aynı bu mobil oyun için bir kit gibi, template gibi bir UI oluşturmuştum. Bunu kendim çalışmak için yapmıştım. Aslında böyle bir oyun yok. Fark ettiyseniz aşağıdaki görseller placeholder olarak GTA'dan. Zaten bunu çalışmak için de kendiniz yapabilirsiniz. Sonuçta illa bir oyuna ait
Direkt yapmanıza gerek yok. Sanki bir oyuna aitmiş gibi bir konsept oluşturup da yapabilirsiniz ve bu gerçekten çok geliştiriyor sizi. Ben zamanında öyle yapmıştım. Üstte ona göre bir menü çektim. Aşağıda ona göre menüler yaptım ve hiyerarşiyi ona göre korumaya çalıştım. En önemli başlıkları görevleri haritadaymış gibi vererek ama bazılarını büyüklük ve ufak tefek ayar ve renklerle daha ön plana çıkarmaya çalıştım burada. Visions Online, Races ve Garage kısmı var. Üst menüler kullanıcının daha az basacağı, daha az kullanacağı ama olması gereken şeyler var. İşte level göstergesi, paralar, kullanılabilecek bilettir, başka şeylerdir, options'tır. Aşağıda ise kutu açma, reklamdır, başka şeylerdir var. Aynı şekilde şunu da çok düşünmeniz gerekiyor. Bu çok iyi örneklerden biri. Hem işlevsellik hem diğer konularda. Race'e bastığımızda işte haritada sanki buralarda yarışıyormuşuz gibi bir izlenim vermişiz. Direkt böyle bir oyun olmadığı için, konsept olduğu için bu şekilde. Hani belli bir şekilde ben bunu yaptım, işte bunu da yaptım, bunu da yaptım, bitti gibi bir şekil göstermek gerekiyor. İkinci şekilde ben bunu en son hangi yarıştayım, bir tane yarışta kaldım ve hangi yarışlar daha açılmadı veya kilitli gibi de gösterebiliriz. Özel bölümler de olabilir. Yani aslında dört varyasyon oluyormuş gibi yaptım, tamamladım. Sıradaki sonrakiler ama daha açık değil, kullanamıyorum. Bir de kilitliler, hiç ulaşamıyorum belli bir şey yapmadan gibi bir sürü varyasyonda düşünmeniz gerekiyor bazen. Ona göre ufak tefek yine hiyerarşi, heads up display dediğimiz HUD kısmı, oyun içi UI menüsü, oyun içi direkt oynadığımız menüye HUD deniliyor. Heads up display oluyor uzun versiyonu. Yani UI'ın içinde bir şey ama UI'dan farklı bir ismi var. Ona göre de belli bir düzenlemeler gerekiyor. Aynı şekilde bu da eskiden 2,5-3 yıl önce yaptığım bir çalışma. Bunda da biraz daha FPS ya da Counter gibi bir şey yapmaya çalışmıştım zamanında. Arkası da zaten Dust'ın görseli. Ona göre şeyler, placeholder, yer tutmak için belli bir görseller, bir oyun olacaksa nasıl gözükür gibi, arkaya ne konur gibi bir şey aslında. Ona göre ufak tefek fark ettiğiniz gibi ufak tefek konsept farklılıkları, işte font seçimi ve diğer başka şeyler var. Ona göre işte değişimler de oluyor. Bu şekilde renkleri de kullanıp daha asgari bir hava da verebiliyoruz. Ya da daha minimal bir hava da verebiliyoruz. Renkler ve şekillerde. Yine heads up display'i de ona göre ayarlayıp, işte bir bundle bir şey satıyorsak da ona göre durabiliyor. Ve upgrade kısımları da İşte ana menünün dışında ben bir silah seçtim. Seçili olanı göstermek. Ona göre seçeceğim, satın alacağım belki göstergeler, belki farklı şeyler. Bunlar tabii ki sadece konsept tasarımları olduğu için gerçekten çıkacak bir oyun olsa kullanıcıya göre belki bunu tamamıyla farklı bir menü yapmamız gerekir. Bazı şeyleri bambaşka yerde tutmamız gerekir. Sürekli değişen bir şey yapmamız gerekir. O yüzden de bu çok iyi bir örnek. Burada geliştirebilecek çok fazla şey var. İlk başta dediğim gibi bir şey yapılıp bitmiyor.
UI'da. Özellikle bunu çok yıllar önce yaptığımdan bahsetmem gerekirse çok fazla düzenlenip güzelleştirebilecek kısımları oluşuyor kesinlikle. Aynı şekilde onlar mobil taraflıydı. Bu da biraz daha bilgisayar taraflı. Basit bir konsept oluşumu. İşte idle dururken, hovering dururken, pasif ve locked dediğim gibi dört tane yine aşaması olabilir butonların. Ona göre bir inventory bir şey oluşturulabilir. Eğer bir RPG ise bu. Ona göre özellikleri yazılıp bilgi verilebilir. Özellikle bilgisayar platformunda ve RPG'lerde bunlar çok daha fazla oluyor. Bu yine dediğim gibi bir konsept çok daha geliştirilip iyi hale getirilebilir. Özellikle bilgisayarda kullandığımız itemların çoğunu daha minimal şekilde HUD'a yerleştirebiliyoruz. Ona göre değişimler ve diğer şeyler olabiliyor. Daha fazla ikon koyabiliyoruz. Ve aynı şekilde silahların değerini belirtecek şekilde renkler veya ufak tefek detaylarla da verebiliyoruz. En son hali dediğim önceki halinde de geçen slaytlarda bahsettiğim. Ona göre bir hiyerarşi birbiriyle yakın kullanmak. Ona göre bazı şeylerde dikkat çekmek. Aynı şekilde bir şeyi tasarlarken onun animasyonunu da düşünmek çok önemli. Çünkü ona göre dosyada belli bir şey oluşturmanız gerekiyor. Ki ona göre çıktı alasınız. UI UX tarafında da o çıktı dışa aktarım, o export kısmı gerçekten epey bir zaman alıyor. Onu oyun motoruna optimize etmek için boyuttur, diğer şeylerdir. Epey bir zaman alıyor. Bu da animasyonu düşünerek de tabii yapmanız gerekebiliyor. Dışarıdan After Effects'le mi yapacaksınız yoksa oyun motorundan mı yapacaksınız gibi şekillerde çıkabiliyor. En sonunda da böyle bir örnek koydum. Wireframe'den en son nasıl bir şey oluşturduğumuzda Grayscale bakıp en son halinde internette bulduğum bir tasarım bunlar. En son haline nasıl geldiğiyle alakalı güzel bir görsel. Çilalama kısmı ile en sondan başa geliniyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Zaman ayırdığınız için, geldiğiniz için. Hafta sonu. Aynı zamanda dediğim gibi çok daha fazla ilginizi çeken yerler varsa attığım linkten topluluğa girip çok daha fazla araştırmalar yapabilirsiniz. Daha bu çok geniş bir alan. Direkt anlatılabilecek bir yönü yok, yönü yok kısa sürede. Topluluğa girebilir ya da pikselli kafaları da takip edip oyun taraflı sadece UI UX taraflı değil takip edip serileri dinleyebilirsiniz. Ona göre özel serilerde başlayacağız. Ulaşılabilirlik tarafı olsun, game design olsun, level design olsun, psikolojik etkileri olsun. Ona göre de serileri yakında başlamayı düşünüyoruz. Bilmenizi tavsiye ederim. Onun dışında buna göre bu taraftan yol almak isteyen insanlar varsa da hani bana ulaşabilir. Başka yerlerde iştir, stajdır gibi mümkün olduğunca yardımcı olurum. Bizim yerde ya da başka yerlerde arayanlar varsa yönlendirebilirim. Teşekkür ederim tekrar. Sorularınız varsa alabilirim.
Senin sorusu varsa. Öncelikle biz teşekkür ederiz bu güzel atölye için. Genel kanalında bazı sorular vardı. Onları soranlar isterlerse kendileri sorabilirler ya da ben de okuyabilirim. Okuyorum hemen. Evet, bazı yazılar olmuş. Soru olanlar hangileriydi? İlk mesaj vardı sanırsam. Vakit kalırsa büyük çaptaki oyunların tasarımlarını inceleyebilir miyiz şeklinde. Büyük çapta oyunların UIUX tasarımları mesela hangi oyuna bakabiliriz? İstediğiniz spesifik bir oyun var mı? Yazabilirsiniz genelde. O yazılana kadar ben bir soru sorabilirim. Tabii. Şimdi özellikle user experience dediğimiz anda hani kullanıcının psikolojisi de çok önemli bu noktada. Ne kadar hani psikolojik olarak da çalışma yapılıyor mesela, bununla ilgili makale okuyor musunuz? Ya da yani kendinizi geliştirmek anlamında veya aynı zamanda işinizde de UX konusunda da muhtemelen kullanılıyordur bu tarz bilgiler. Yani tam anlatamadım kendimi ama sanırım siz neden bahsettiğimi anladınız. Yani kullanıcıların psikolojisinin araştırılması yani, gibi bir şey. Evet, aynen. Çünkü hani UI'da hani nereye ne koyduğumuz, hangi şeyde hangi ses çıktı, yani tam psikolojisinde oynanıyor ya aslında birazcık. Evet. Yani kullanıcı tecrübesini artırmak için böyle farklı farklı yollara başvuruluyor mu psikolojik olarak da? Ya da siz yapıyor musunuz bilmiyorum. Ona cevap vereyim. Cevap vermeden önce merak ettiğiniz oyunun bir görseli varsa hani daha çabuk cevap vermemiz için genelden direkt görseli atabilirsiniz bir oyunun, bir menüsünün. Onu sonra bakabiliriz. Onu söyleyeyim arkadaşlara. Soruya gelirsek o taraf şöyle işliyor aslında. Çok geniş dediğim gibi. UX Researcher, UX araştırmacısı kısmında aslında daha fazla giriyor. Onlar şu anda Türkiye'de sadece çok büyük aplikasyonlarda böyle iş tanımları var. Oyun taraflarında da pek yok bildiğim kadarıyla ya da çok az. Aslında o researcher'lar o tamamıyla psikoloji ve kullanıcıya yönelik araştırmayı yapıyor. Anketler hazırlıyorlar. Bu anketleri kullanıcılara çözdürüyorlar. Başka şekillerde geri bildirim alıyorlar. Tamamıyla kullanıcılara yönelik soru ve araştırma yapıyorlar. Bunu ona göre UX designer'dır, başka şeylerdir yönlendiriyorlar. İşte araya UI da giriyor, sonra UI developer da geliyor. Böyle çok geniş bir hal alıyor. Ama önceden bahsettiğim o psikoloji anlama konusu o yüzden de çok önemli. Hani çok büyük stüdyolarda işte yüzlerce kişinin çalıştığı büyük oyunlar yapıldığında şöyle bir durum oluyor. Aslında UX'ci ile UI'ciyi ayrı alıyorlar. İş yükü gayet yani bayağı fazla diye. Bir de çok büyük bir oyun sonuçta. Herkesi spesifik şekilde alıyor. Ama çok fazla hem UX hem UI yapan kişi de var. Özellikle daha senior, daha tecrübe edilmiş kişiler, daha lead olacak kişiler de ona göre bir ilerlemeye gidiyor. Onlar zaten az çok aynı tarzda oyunlarda çalışmışsa tabii ki %100 bilinmez. O research kısmı hep devam ediyor zaten. Ama az çok bir tecrübe ediniyorlar zaten. Önceden ona göre benzer oyunlarda çalıştırırlarsa eğer. Ona göre bazı şeyler çıkarıp, çıkarımlar yapıp ona göre devam ediyorlar. Ama dediği konu o kullanıcı psikolojisi aslında researcher'a bağlı oluyor. Yani bağlı olması gerekiyor. Onun dışında testlere yolladıkça yayıncılardan gelen ya da bizim oyundan gelen verilere göre ilerliyor bu.
Tabii ki çok büyük stüdyolarda bunun sistemini de çok daha farklı ve güzel şekilde kurmuşlardır. Ama dediğim gibi psikoloji inanılmaz etkiliyor. Yani bunun da çok fazla örneği var. Mesela hatırladığım ilk şeyi söyleyeyim, psikoloji tarafında bir sürü örneği var. Mesela zamanında eğer siz de okuduysanız ya da görmüşseniz internette, ben de internette denk geldim. Riot Games League of Legends'da bir ara Balance taraflı bir patch yayınlayacakmış. Tam hangi karakter hatırlamıyorum ama çok da önemli değil. O karaktere sanırım nerfleyeceklermiş, bufflayacaklar mıymış ne? Ondan sonra patch notunu yayınlamışlar. Yani bakın nerfledik ya da buffladık diye bildirmişler. Ama patch'i aktifleştirmemişler, göndermemişler yani sunucuya. Yani aslında öyle bir nerf ya da buff yok gerçekten. Sırf o patch notları okudukları için o karakterdeki kazanma şansı azalmış. Böyle farklı şekillerde psikolojik etkisi oluyor. Bir rate azalmış yani. Teşekkürler cevap için. Evet, aynı şekilde ben de bunun örneklerini okudum. Zaten çok ilgi çekici de bir konu ve direkt hani bu alanla ilgili olduğu için de sormak istemiştim. Teşekkür ederim. Edelim. Başka neler? Neye bakıyorduk? Görseller. Evet, Don Norman zaten baş artık yani UX'in başı diyebiliriz. Onun kitaplarını mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. UX tarafına gidecekseniz. Kesinlikle harika onları. Daha Persona bu arada gerçekten UI'yı bu kadar karışık olup bu kadar stilize olan bir oyun. Bunu aslında her yerde tartışıyorlar UI UX taraflı gruplarda. Gerçekten çok kendine özgü UI olan, çok karışık olmasına rağmen o kadar baş döndürmeyen, göz yormayan bir oyun olarak görüyorum. Spesifik olarak ne yazık ki sadece bazı videolarını gördüm, oynayamadım. O yüzden tam değerlendirmem çok doğru olmaz. Ama az çok bilgim var ve UI'da gerçekten bayağı sevilen bir oyun. O yüzden çok iyi bir iş çıkarmışlar diyebilirim. Çünkü daha hiç kötü bir laf duymadım bunun üzerinden ki bayağı bir tartışılan, tartışılandan kastım bayağı bir paylaşılan ve üzerine konuşulan bir UI. Ona göre UI gruplarında. Bayağı da seveni var oyunun zaten. Başarılı. Dediğim gibi oynamadığım için çok üzerine konuşmam doğru olmaz ama Cyberpunk'ı biraz daha oynadım diyebilirim. Bu arada şey bana biraz tuhaf gelmişti. Kişisel fikrim. Tabii ki hani genel olarak bunda daha da uzman kişiler varsa bunu çözmeye yönelik değişiklik gösterebilir. Ama hani bir cyberpunk olduğu için bir sci-fi durumda işte 2077'de geçtiği için sonuçta neon renkler kullanılmış ama çok fazla neon rengin kullanılması özellikle şehirlerde hani çok fazla göz yorar diye düşünüyorum. Ama ona rağmen saatlerce oturup oynamadım. Oynayanınız varsa gözünüz yoruluyor mu? Yani ben baktığımda ben de öyle bir izlenim yaratıyor. İlk başta girdiğimde de ona bakmıştım. Hatta
direkt şehirde her tarafın neon olması. Aynı şekilde epilepsi ya da yol açıyor. Hatta çok enteresandır ki bunu nasıl yapım şirketi hani o kadar düşünmemiş bilmiyorum ama oyun bildiğiniz ona göre çıktı. İlk başta epilepsi ve diğer uyarılar var ama hani o kadar büyük bir şeyi ayarlamalar yapmadan yapmak hani şehirdeki o belki atmosfer gitmesin diye o panellerin neon ışıkları belki kısmak ya da farklı şekilde oluşturmak da iyi olur. Yanlış hatırlamıyorsam uzun süre önce okumuştum. Tam yanlış söyleyebilirim ama kırmızı tonunu saniyede 3 veya 4 kere arka arkaya oynatırsanız epilepsi şoku oluyordu galiba. Ve oyun çıktıktan sonraki bunu gerçekten teste tabi tutmuşlar okuduğuma göre. Cyberpunk'ı bayağı bir test etmişler. Hiçbir sorun galiba çıkmamış kendi içlerinde. Sonra ona göre kişilere test ettirdiklerinde oyun çıkınca mı ya da oyun çıkmadan biraz önce mi? Yani epilepsi böyle geçirecek gibi olanlar ya da geçirenler olmuş diye okumuştum. Ne kadar doğru bilemiyorum ama bayağı riskli bir durum. Başka var mı? Yazan neler yazmışsınız? Bütün bu renk körlüğüdür, heads-up display'dir, bu epilepsi, ulaşılabilirlik ve aynı şekilde deminki soru gibi psikolojik yanlarını, o hikayesel şeyleri seri haline getirip podcast olarak yayınlayacağız seride. İlgisini çekenler mutlaka takip etsin. Yayınlandığında dinlemek için tavsiye ederim. Ege, güzel soru. Hyper Casual oyun yapan firmalarda hızlı üretim yapmaya önem veriyor. Hyper Casual oyun yapanlar hızlı üretime mecburen önem veriyor. Çünkü çok hızlı bir pazar. Hızlı yapıp çıkarmazsan senin yerine onun 5-10 tane daha varyasyonu çıkabilir. Ve yayıncılarla da anlaşıldığı için her yayıncı değildir mutlaka ama bazı yayıncılar yapan stüdyolarına ya da ekiplerine aynı oyunları yapmaları için verebiliyorlar. Mesela hangisi daha iyi bir taraftan etki yakalıyorsa onunkini çıkarıyor ya da ona göre farklı birinden iyi olan yönü alıp birinden iyi olan yönü alıp daha bir şey oluşturabiliyor. Ya da senin o anki fikrini alıp başka bir stüdyosuna da yaptırabiliyor yayıncılar. Bir sürü örneği var. UI tarafından bakarsak da Hyper Casual tarafında aslında UI da çok önemli ama bildiğimiz gibi ufak tefek 2-3 menüden ya da pop-up dışında hani genel anlamıyla en azından fazla yapısal bir UI UX işi yok. O yüzden benim görüşüm çoğu şimdilik UI'yi tek başına ek bir iş olarak görmüyor. Daha çok hani herhangi bir işte 2D artist ya da başkası ona göre bakar. Halleder gibi görenler de var. Ne yazık ki. Ama bu hyper casual tarafında böyle. O da duruma göre iş yüküne göre çıkıyor. Hani bir RPG'dir, MMO'dur, stratejidir, bilgisayarda yapıp gerçekten ona göre uzman bir UI UX'çi bulmazsanız gerçekten patlıyorsunuz ve hala onun ne kadar önemli bir şey olduğunu hatta sadece oyunsal değil hani buna bir sadece
yayıncıların ya da yatırımcıların gördüğü gibi ticari bir şey olarak bile düşünsek, kullanıcılar kullanamadığı, iyi deneyimi olmayan bir şeyi daha az oynar, daha az satın alır. Otomatikman ticari başarısını da kısmen etkiliyor. Çok büyük bir şey. Mesela zamanında yurt dışında yapılan bir tane oyunun bir strateji oyunuydu bilgisayara. UX taraflı bir dokümanını oluşturmuştum. Oradaki ekip o zaman daha şeydi, daha 3D tarafını iyice yoğunlaştırmışlar, belli bir game design oturtmuşlar. Ama menüler arası geçişi yapamamışlar. UX tarafında mesela menüler arası değişkenlik oluyordu. Ama iki tarafta da değiştiğinizde farklı şekillerde kullanabileceğiniz mekanikler çıkıyor moda göre. Hani sanki şey gibi düşünün, hani devam etme modu ve saldırı modu gibi düşünün. Saldırı modunda sadece saldırabiliyorsunuz. Diğer modda saldıramıyorsunuz mesela. Ama menüde bütün butonlar vardı. Saldırı butonu da var, gözüküyor ama basamıyorsun. İşte diğerinde hareket etme ya da başka şeyler, butonlar gözüküyor ama onları kullanamıyorsun. Ve testlerden çok büyük sıkıntı çıkmıştı. Ona göre UX'çilere UX dokümanı nerelerde sıkıntılar var, nasıl düzeltiriz diye bir şey yapıyorlardı ve bunu hani Steam'e ürün access çıkmadan önce yapmaya çalışıyorlar. Bu da oyunun geleceği için hiç iyi olmuyor. Yine düzeltebiliyorlar tabii ki. Ama çok daha baştan yapılması gereken bir şey. O yüzden gitgide şu anda işte bu anlattığımız podcastlerle ve o toplulukla diyorum ki iyice bilinirliği artacak. Ben de özellikle Türkiye'de onun için uğraşıyorum. Bu toplulukları ve diğer şeyleri aşmaktaki neden o. Hypercasual'ın üzerinden daha büyük oyunlara geçeceğimiz zamanda, daha UI UX oluşumuna geçeceğimiz zamanda ona göre bilgileri olsun stüdyoların neye ihtiyacı olduğunu, neyi belirtmeleri gerektiğini de bilsinler. Sonuçta daha terimsel olarak biriyle konuşmak, onun işinden %100 anlamasan da ne istediğini anlatmak her zaman önemlidir. Başka sorusu olan var mı? Bana topluluktan veya Discord'dan bir şekilde ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi yardımcı olmaya çalışırım. Tamamdır. Başka soru yok sanırsam. Çok teşekkür ederiz. Güzel atölye için. UI UX bahsettiğiniz gibi oyun tasarlama konusunda en önemli noktalardan birisi ve çok güzel yerlere değindiniz. Buradaki herkes için çok faydalı bir atölye oldu. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Katılan arkadaşlar UI UX eğitmen kanalından geri bildirim formuna ulaşabilirsiniz. Onu doldurursanız çok seviniriz. Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Çok teşekkürler dinleyen herkese.